Herkese merhaba, ben Mustafa. Yepyeni bir listeyle karşınızdayız. Bugünkü listemizin konuğu PlayStation 5. PlayStation 4 hayatımıza gireli pek fazla olmadı. Ama PlayStation 5 hakkında dedikodular çıkmadı değil. Biz de bu videomuzda sizler için kulağımıza çalınan bazı dedikoduları derledik. PlayStation 5'te muhtemelen bir disk okuyucu olmayacak. İçerisindeki daha yüksek kapasiteye sahip hard diskler sayesinde oyunları artık indirerek oynayacağız. Tabii adil kullanım kotası buna müsaade edersin. Peki şekli şemali nasıl olacak? PlayStation 5 belki de hiç beklemediğiniz bir formda gelebilir. Sony Computer Entertainment'ta başkanlık yapan Masayasu Ito, PlayStation 5'in üretileceğini, ancak bunun standart bir konsol mu yoksa bulut üzerinden oynanan bir sistem mi olacağını bilmediğini söyledi. Tabii ülkemizdeki internet hızı ve kota sınırı düzenlenmezse bu bizim için bir hayır olarak kalabilir. Belki de konsol sabit kalıp içine bir Blu-ray sürücüsü koymayabilirler az önce söylediğim gibi. Bu adamların ne yapacağı hiç belli olmaz. Ama bizi bulut sistemine mahkum ederlerse çok ayıp ederler. Masayasu, sözüm sana. Şükürdo inna da katto gorunu ginnajido dreyamodo Blu-ray toto itto gorunu tekken yedi. Şigırda ünlü de bulut. Peki çıkış tarihi ne zaman olacak? Sizlerin de en merak ettiği konulardan birisi bu olsa gerek. Bizim öyle çünkü. Konsolların çıkış tarihlerine şöyle bir genel olarak bakalım. İlk PlayStation 94 yılında, PlayStation 2 2000 yılında, PlayStation 3 2006 yılında ve PlayStation 4 2013 yılında çıktığına göre kabaca bir hesapla Sony yeni konsolunu çıkarmak için 6 yıl bekliyor. Yani yeni konsol ve muhtemelen adının PlayStation 5 olacağını bildiğimiz oyuncağımıza 2019 yılında kavuşabiliriz. Ancak günümüzde işlemci, ekran kartı gibi bileşenler çok hızlı gelişiyor. Belki de bu yüzden PlayStation 4'ün gücü 2017'ye yetmeyebilir. Sony bir sürpriz yapıp daha erken, daha yüksek konfigürasyonlu bir cihazı bizlere sunabilir. Peki diyelim fiziki bir konsol çıkardılar. Bunun fiyatı ne olacak? Gelin geride bıraktığımız PlayStation serilerine bir göz atalım. Fiyatları neymiş bir bakalım. PlayStation 1 299 dolar. PlayStation 2 299 dolar. 3'te biraz abartmışlar, 599 dolar yapmışlar. 4'te bir geri vites, hemen 399 dolara çekmişler. Bu fiyatlar biraz tutarsız gibi gözükse de, konsollar PC ile olan savaşını sürdürmek istiyorsa PlayStation 4'ün çıkış fiyatını aşmaması gerekiyor. Tahminimce yine 399 dolar civarında bir fiyatla çıkacaktır. Sıra geldi çözünürlük meselesine. Halihazırda kullandığımız konsollardan PlayStation 4 ve Xbox One Full HD çözünürlüğünü destekliyor. Peki bu neden 4K olmasın? PlayStation 5 ile 4K çözünürlüğü yükselmesi ve bizi daha fazla içine çekecek oyunlar oynayabileceğimiz bizi en çok heyecanlandıran beklentilerden birisi. O zamana kadar da 4K televizyonlar oldukça yaygınlaşmış olacak. Ayrıca günümüzde bile oyunlar neredeyse oğlum şuna bak lan ne kadar gerçekçi dedirten seviyeye geldiğine göre konsol çıktığı tarihte ağzımızın sularıyla gölleri doldurabilecek. Bunun yanında PlayStation VR, yani PlayStation sanal gerçeklik gözlüğüyle oyunların içine tamamen dahil olacağımız günler de gelebilir. Şahsen benim en merak ettiğim konulardan biri de bu alandaki gelişmeler olacak. PlayStation 5 beklentileriyle dolu bir listenin daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir listede görüşmek üzere, hoşça kalın. O an sana baktım lan. Bu videoda... Ne diyeyim? Sony Computer Entertainment... Blu-ray sürücüsü de koymayabilirler. Onlar geliyor, eyvah gene. Masayasu tokurdo itto şugara denne. Saçmaladıkça o bar kızaracak. Şutto edo gorne de kizza da var de. Peki çıkış, mişugurdo inna da kar de do guştos do. Masayasu! Çabuk! Adının muhtemelen Murtaza olacağını düşündüğümüz PlayStation. Mişugara de ne do o da bluto o da Türkiye. O da internet bok iş kutu ate. Olmadı bunu sen. Bunu sen. Abi sende Murtaza var mı? Bende Murtaza 5 var. Ayaklarım sırılsıklam. Bunları gene madde madde yapacak değil mi Mustafa? 2015 dedim. Evet farkındayım. 2015 benim için çok önemli bir seneydi. Yanımda görmüş olduğunuz bağlantıya tıklayarak başka bir Web Tekno videosunu izleyebilirsiniz. Burada.